Kitabımızın adı Karısını Şapka Sanan Adam. Yazar Oliver Sacks. Çeviren Çiğdem Çalkılıç. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları. 13. Buyurun peder, buyurun hemşire. Eski bir kimyager olan Bayan B, ani bir kişilik değişimine uğramıştı. Uygunsuz konuşmalarına ve kullandığı çift anlamlı kelimelere bakıldığında komik, tepkisel ve yüzeysel bir hal aldığı gözleniyordu. Arkadaşlarından biri size önem vermediğini hissediyorsunuz. Artık hiçbir şeyi umursamıyor görünüyor demişti. İlk başta hipomonik olabileceği düşünüldü ama sonra bir beyin tümörü olduğu anlaşıldı. Kraniotomi sırasında umulduğu gibi meninjiyom yerine her iki frontal lobun orbifrontal bölümlerini içine alan büyük bir korsinom bulundu. Onu gördüğümde genelde zekice ve komik ifadeleri ve yorumlarıyla çok canlı ve değişken görünüyordu. Hemşireler ona bir alem diyorlardı. Bir keresinde bana buyurun peder dedi. İkincisinde buyurun hemşire ve üçüncüsünde buyurun doktor. Terimleri birbiri yerine kullandığı görülüyordu. Bir süre şaşkınlıktan sonra ben neyim diye sordu. Yüzünüzü ve sakalınızı görünce rahip olduğunuzu düşünüyorum. Beyaz üniformanızı görünce hemşire, stetoskopunuzu görünce de doktor aklıma geliyor dedi. Bana bütünüyle bakmıyor musun? Hayır, bütünüyle bakmıyorum. Bir doktor, rahip ve hemşire arasındaki farkı biliyorsun değil mi? Farklarını biliyorum ama bunun benim için hiçbir anlamı yok. Ha rahip, ha hemşire, ha doktor. Ne var bunda? Bunun ardından alaylı bir şekilde buyurun peder hemşire, buyurun hemşire doktor demeye ve diğer olası ikili hitapları kullanmaya başladı. Sağ ve sol ayrımını ölçmek tuhaf bir şekilde güçtü. Çünkü sol ve sağ kelimesini birbirinden farksız kelimelermişçesine kullanıyordu. Ama dikkat ve algılamayla ilgili sağ-sol ayrımı bozukluğunda olduğu gibi bir karışma yoktu. Bu konuya dikkatini çektiğimde ha solsa ha sağ-sol niye bunu dert edeyim ki? Farkları ne dedi. Bir farkı var mı diye sordum. Bir kimyager titizliğiyle tabii ki dedi. Onlara birbirlerinin enantiyomofralı diyebiliriz. Ama benim için bir anlamları yok. Benim için birbirinden farklı değiller. Eller, doktorlar, hemşireler. Benim şaşkınlığımı fark edince anlamıyor musunuz dedi. Benim için hiçbir ama hiçbir şey ifade etmiyorlar. Hiçbir şey benim için herhangi bir şey demek. Ve bunun bir anlamı yok mu? Diye sordum. Devam etmeye korkarak. Bu anlamsızlık sizi ilgilendiriyor mu? Bunun sizin için bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok dedi hemen. Yüzünde bir tartışmayı kazanmış, pokerde yenmiş birinin ifadesi vardı. Parlak bir gülümsemeyle ve şaka yapar gibi bir tonda konuştu. Bu bir reddetme durumu muydu? Cesaret gösterisi miydi? Ya da dayanılmaz bir duygunun kılıfı mıydı? Yüzünde derin bir anlam yoktu. Dünyası duygu ve anlamdan yoksundu. Artık hiçbir şeyi gerçek veya gerçek dışı olarak hissetmiyordu. Şimdi her şey eşdeğer veya eşitti. Tüm dünya yüzeysel bir anlamsızlığa indirgenmişti. Bu durum beni arkadaşlarını ve ailesini şok etmişti. Ama içgörüden yoksun olan o durumuyla ilgilenmiyordu ve kayıtsız davranıyordu. Hatta biraz tuhaf ve korkutucu bir soğukkanlılık ve hafife alma durumu içindeydi. Zeki ve atik olmasına rağmen Bayan B bir kişi olarak ruhsuzlaşmıştı. William Thompson'u ve Doktor P'yi hatırladım. Bu durum bir önceki hikayede gördüğümüz ve bir sonrakinde de göreceğimiz gibi Luria'nın tarif ettiği eşitlenmenin etkisidir. Not. Bu hastada görülen kayıtsızlık ve eşitlenme nadir bir durum değildir. Alman nörologlar buna Witzelschaft yani şaka hastalığı derler. Geçtiğimiz yüzyıl Hahlings Jackson bunu sinirsel bir çözülme olarak tanımlamıştı. Çözülme ilerledikçe içgörü ve anlam kaybolur. Her yıl benzer gelişimi takip eden pek çok vaka görürüm ama bunların nedenleri birbirinden çok farklı olabilirler. Arada sırada hastanın komiklik, şaklabanlık mı yaptığını yoksa şizofreni mi olduğunu ilk başta anlayamadığım olur. Bunun için notlarımda serebral multiple sklerozlu bir hastayla ilgili rastgele şu bilgileri buldum. Bu hastayı 1981'de görmüş ama takip edememiştim. Çok hızlı, tepkisel ve görünürde kayıtsız bir şekilde konuşuyor.
Öyle ki önemli ve önemsiz, doğru ve yanlış, ciddi ve şaka hızlı bir konfabülasyon akıntısının içinde birbiriyle karışıyorlar. Kendi kendiyle birkaç saniye içinde çelişebiliyor. Müziği sevdiğini söylüyor, sonra sevmediğini, kalçasını kırdığını, sonra kırmadığını. Aldığım notları belirsizlikle noktalamışım. Ne kadarı kriptamnezi, konfabülasyon, ne kadarı frontal lob kayıtsızlığı, eşitlenme, ne kadarı tuhaf bir çeşit şizofrenik çözülme ve parçalanma. Şizofreni türleri arasında en çok aptal ve mutlu olan hebefren denilenlerin durumu organik amneziye ve frontal lob hastalıklarına benzemektedir. Bunlar en çaresiz ve anlaşılması zor durumda olan vakalardır. Çünkü kimse böyle bir durumdan geriye dönüp de neye benzediğini bize anlatamaz. Bütün bu durumlarda yaşayanlar komik ve yaratıcı görünseler de dünya parçalara ayrılarak anarşiye ve kaosa indirgenir. Zihinsel güçleri mükemmel bir şekilde korunmuş olsa da zihin merkezini kaybetmiş gibidir. Böyle durumların son noktası her şeyin uçuştuğu ve ayrıştığı bir yüzeysellik çukuru ve anlaşılmaz bir aptallık halidir. Luria bir keresinde zihnin böyle durumlarda Brown hareketine indirgendiğini söylemişti. Onun bu durum hakkında açıkça hissettiği dehşeti paylaşıyorum. Bu durumda olan kişiler bana ilk olarak Borges'in Funis'ini, onun hafızam, bayım, sanki bir çöp yığını sözünü ve son olarak da Dunkit'i hatırlatıyor. Tamamen bir saçmalığa indirgenmiş olan dünyanın görüntüsünü, sanki dünyanın sonu gibi olan o saçmalığı. Ellerin büyük anarşist perdeyi indirsin ve evrensel karanlık hepsini gömsün. 14. Ele geçirilmiş. Tikli Ray adlı 10. hikayede Toretto sendromunun göreceli olarak daha hafif bir halini tarif etmiş ama daha ağır, grotesk ve vahşi formları olduğunu da işaret etmiştim. Bazı insanların Tourette'ye uyum sağlayabildiğini, bazılarının da hastalık tarafından ele geçirilerek gerçek kimliklerini koruyamadıklarını, muazzam bir baskı altında kalıp Tourette'nin neden olduğu tepkilerin kaosuna kapıldıklarını açıklamıştım. Doktor Tourette ve diğer birçok klinisyen, Tourette sendromunun kişiliği parçalayan, tuhaf ve aşırı fantazi yüklü bir pandomime çeviren ve bir psikozu andıran ağır formunu tarif etmiştir. Tourette'nin bu formuna süper Tourette çok nadir rastlanır. Belki de sıradan Tourette sendromunun 50'de biri sıklığında görülür ve niteliksel olarak farklılık gösterirler. Bozukluğun sıradan herhangi bir formdan çok daha yoğundur. Bu Tourette psikozu, bu tekil kimlik bozukluğu sıradan psikozdan oldukça farklıdır. Çünkü kendine has bir fizyolojiye ve fenomenolojiye sahiptir. Yine de bir yandan L-Dopa'nın zaman zaman yol açtığı taşkın motor psikozlarla, diğer yandan Korsakov psikozunun 12. bölüme bakınız, konfabülasyon taşkınlıklarıyla benzerlikler taşır. Tıpkı bunlar için insanı ele geçirir. İlk Tourette hastam olan Ray'i gördüğüm günün ertesinde gözlerimin ve zihnimin açıldığını daha önce anlatmıştım. New York sokaklarında hepsi de en az Ray kadar tipik olan 3 Tourette'ye rastlamıştım. O gün nörolojik gözlemler günüydü. Sokakta kısa sürelerle şahit olduğum bu örnekler bana ağır Tourette'li olmanın ne anlama geldiğini gösterdi. Tourette'li olmanın temel zorluğu, tikler ve kontrol dışı davranışların ötesinde algılama, imgeleme ve arzulardaki, hatta kişilikteki tikler ve kontrolsüzlüklerdir. Ray'in başına gelenler de bana sokakta neler olabileceğini göstermişti. Ama sadece dinlemek yetmiyordu. Kendi gözünüzle görmeniz gerekli. Bir doktorun muayenehanesi veya bir hastane koğuşu, bir hastayı gözlemleyebilmek için her zaman en uygun yerler olmuyor. En azından organik kökenli olup kendini o kişinin aşırı tepkilerinde, taklitlerinde ve etkileşimlerinde gösteren bir hastalığın gözlemi için. Bu yerler uygun sayılmaz. Klinik, laboratuvar ve hastane koğuşları davranışı sınırlamak ve odaklamak, hatta gerekiyorsa önlemek üzere tasarlanmış yerlerdir. Bu yerler belirli testlere ve alıştırmalara indirgenmiş sistematik ve bilimsel nöroloji için tasarlanmıştır. Açık, naturalistik nöroloji için değil. Bu yüzden hastayı kendinin farkında olmadığı, gözlenmediği gerçek dünyada görmek gerekir.
Onlarla gerçek hayatın içinde kendilerini tepkilerinin hızına tamamıyla kaptırmışken karşılaşmalı ve bu karşılaşma sırasında kişi kendi olmalı, gözlenen değil. Bunun için New York'un herhangi bir sokağından daha uygun neresi olabilir? Tepkisel hastalıkların sonsuz özgürlüğünü ve köleliklerini sonuna kadar sergileyip keyfini kaçırtabilecekleri dev bir şehirde sıradan bir sokak. Aslında sokak nörolojisinin saygıdeğer bir öncüsü vardır. James Parkinson. Aynen Charles Dickens gibi Londra sokaklarının iflah olmaz bir gezginiydi. İsmini taşıyan hastalığı Dickens'tan 40 yıl sonra muayenehanesinde otururken değil, kalabalık Londra sokaklarını araştırırken tanımış ve tanımlamıştı. Gerçekten Parkinsonizm sadece klinikte görmekle kavranamaz. Jonathan Miller, Ivan adlı filminde çok güzel bir şekilde gösterildiği gibi. Kendine özgü tüm özelliklerin tamamıyla gün ışığına çıkması için karmaşık bir etkileşimin yaşanacağı bir alan lazımdır. Parkinsonizm tam anlamıyla ancak hayatın içinde kavranabilir. Bu Parkinsonizm için ne kadar doğru bir saptamaysa Tourette hastalığı için de öyledir. Maggie ve Findel'in değerli kitabı Tiklerin ön sözünde yer alan Les Confidences d'un Tourette, Paris sokaklarında dolaşan tikli bir kişinin komik ve saçma davranışları ile taklitleri olağanüstü güzel bir biçimde anlatılır. Ralph, Malte Lourdes Bridge'in Notları adlı eserinde yine Paris sokaklarındaki tikli bir kişiden bahseder. Yani Ray'i muayenehanemde görmem yetmemişti. Asıl ertesi gün gördüklerim gözlerimin açılmasına sebep olmuştu. O gün yaşadığım özelliklerle bir olay o kadar kendine hastı ki bugün bile belleğimde ilk günkü kadar tazedir. O gün gözlerim 60 yaşlarında saçları beyazlamış bir kadına takıldı. Çok şaşırtıcı bir hastalığı olduğu açıkça görünüyordu. Ama ilk başta neler olup bittiğini, onda beni bu kadar rahatsız eden şeyin ne olduğunu çıkaramadım. Nöbet mi geçiriyordu? Onun bu kadar kendinden geçmesine sebep olan şey neydi? Kızgın bir şekilde tiklerini sergileyerek yanlarından geçtiği insanların da benzeri hareketlerde bulunmalarını açıklaması ne olabilirdi? Empati mi yoksa buluşma mı? Ona yaklaştıkça ne olduğunu daha iyi gördüm. Yanından geçen insanları taklit ediyordu. Eğer taklit kelimesi çok pasif ve sıradan bir faaliyeti tanımlamıyor ise evet, geçenleri taklit ediyordu. Aslında karikatürize ediyor demek daha doğru olur. Bir saniye veya daha az bir zaman süresinde onların özelliklerine sahip oluyordu. O zamana kadar sayısız pandomimci, taklit ustası, palyaço ve şaklaban görmüştüm. Ama hiçbiri bana şimdi şahit olduğum bu korkunç ve inanılmaz olayın yaşattıklarını yaşatmamıştı. Bu gerçekten de her yüz ifadesinin çok hızlı, otomatik ve kontrolsüz bir tekrarıydı. Tam bir taklit de sayılmazdı. Kadıncağız yanından geçen sayısız insanın yüz ifadesini çabucak takınıyor, bunu daha da geliştiriyordu. Böylece her taklit en ağır başlı jest ve ifadelerin bile abartılarak tekrarlandığı birer parodi veya dalga geçme sürecine dönüşüyordu. Kuşkusuz bu abartılı davranışların belirli bir niyete dayanmıyordu. Sadece tüm hareketlerinin saptığı, çılgınca ve süratli bir şekilde kontrolden çıktığı anlardı bunlar. Yani hafif bir gülümseme aşırı bir şekilde abartılarak saniyenin onda biri gibi kısa bir süreliğine vahşi bir yüz ifadesi haline geliyor, sakin bir jest kontrolden çıkarak gülünç bir konvülsif hareket haline alıyordu. Bir sokak boyunca bu çılgın ve yaşlı kadın yanından geçen 40-50 kişinin yüz ifadesini ve davranışlarını her biri 1-2 saniye süren kaleidoskopik taklitlerle karikatürize etmişti. Tüm bu baş döndürücü olay 2 dakikadan az sürmüştü. Birbirini besleyen tuhaf etkileşimler durumun giderek daha da katmerlenmesine sebep oluyordu. Taklitlerine şaşıran, kızan, hırçınlaşan insanlar tepki olarak onun yüz ifadesini taklit ediyor, o ifadeler de Tourette'li taraftan abartılı şekilde geri yansıtılarak daha büyük bir öfkeye ve şaşkınlığa neden oluyordu. Bu grotesk, istek dışı karşılıklı etkileşim herkesi saçma bir şekilde içine çekerek olayın etkisini daha da arttırıyordu. Uzaktan gördüğüm rahatsızlığın kaynağı herkesi kendine çeken bu saçma etkileşimdi. Bu kadın herkes olurken kendi benliğini kaybediyor ve hiç kimse oluyordu. Binlerce yüzü, maskesi, personası olan bu kadıncağız yaşadığı bu kimlik anaforunda neler hissediyordu? Bu sorunun cevabı hiç gecikmeden ortaya çıktı.
Kendisinin ve diğerlerinin baskısı onu hızlı bir şekilde patlama noktasına doğru sürüklüyordu. Yaşlı kadın aniden yan yollardan birine saptı. Orada daha önce ana caddedeyken yanından geçmiş olan 40-50 kişinin jestlerini, duruşlarını, ifadelerini, tavırlarını yani tüm davranışların repertuarlarını olağanüstü bir abartıyla süratli bir şekilde ortaya dökerek uzaklaştırdı. Hasta bir kadının sergileyebileceği tüm görüntüleri sergileyerek daha önceden taklit etmiş olduğu yanından geçen 40-50 kişinin onu ele geçirmiş olan kimliklerinden son bir kez çok renkli bir pandomin yaratmıştı. Bütün gözlem ve taklit 2 dakika sürdüyse bunların hepsinin birden atılması bir solukta olmuştu. Her kişinin davranış özelliği saniyenin 5'te 1'i veya daha hızı kadar bir süreye indirgenmiş, böylelikle 10 saniyeye 50 kişi sığmıştı. Bu gözlemimin ardından Tourette hastalarıyla yüzlerce saat konuştum. Onları gözledim, konuşmaları kaydettim ve onlardan çok şey öğrendim. Yine de bu yaptıklarının hiçbiri bana New York'un bir caddesinde geçirdiğim o 2 dakikalık hızlı ama derinden etkileyici dersi veremedi. Bana öyle geliyor ki süper Tourette'liler elinde olmadan süper Korsakovlulara benzer bir şekilde organik bir tuhaflığın yol açtığı sıra dışı özgün bir varoluşsal durumu yaşıyorlar. Her iki hastalığın çıkış sebebi ve hedefleri birbirinden farklı olsa da her ikisi de çözülmeye ve kimlik deliriumuna götürebilecek hastalıklardır. Neyse ki Korsakovlu bu durumdan habersizdir ama Tourette'li elinden bir şey gelmediği veya uğraşmak istemediği problemini acı ama sonuçta ironik bir şekilde algılar. Korsakovlu hafıza kaybı ve boşluğa sürüklenirken Tourette'li hem yaratıcısı hem kurbanı olduğu, sahiplenmezse bile reddedemediği içsel tepkilerine kapılır. Bu yüzden Tourette hastası Korsakovlu'nun aksine hastalığıyla belirsiz bir ilişkiye girmek zorunda kalır. Kimi zaman hastalığını yenerek, kimi zaman ona yenilerek bir oyun oynar. Bu oyunda hasta ile hastalık arasında olabilecek her çeşit çatışma ve işbirliği mevcuttur. İnhibisyonun yani frenleme mekanizması, normal ve koruyucu engellemesinin olmaması, benliğin organik olarak tayin edilmiş normal sınırlarının bulunmaması, Tourette'liyi ömür boyu sürecek bir bombardımana tabi tutar. İçeriden ve dışarıdan gelen itkilerle kişi normal düzenden şaşarak aldanır ve komik duruma düşer. Aynı zamanda bu itkiler hastayı vahşice ele geçirir. Organik, ani ve kontrolsüz itkilerin yanında kişisel, daha da doğru bir ifadeyle yalancı kişisel ve baştan çıkarıcı itkiler de vardır. Ego böyle bir bombardımana nasıl dayanabilir? Kimlik varlığını sürdürür mü? Böylesi bir yıpranma ve baskı karşısında kendini geliştirebilir mi? Yoksa bütün bunlara kapılarak daha sonraları tanıştığım bir insanın dokunaklı tanımıyla Tourette'li bir ruh haline mi gelecektir? Tourette hastasının ruhu üzerinde fizyolojik, varoluşsal ve neredeyse teolojik bir baskı vardır. Ya yönlendirilebilir ve özgürleşme sağlanır ya da her itki, her ani durum değişikliği kişiyi ele geçirir. Daha önceden de belirttiğim gibi Hume şöyle yazmıştır. Biz birbirini akıl almayacak hızda sürekli bir akış ve hareket içerisinde izleyen farklı duyumların bileşkesinden başka bir şey değiliz. Yani Hume için kişisel kimlik bir uydurmacadır. Aslında biz var olmayız. Biz ancak ard arda gelen algı ve duyumlar olabiliriz. Bu normal bir insanın içinde bulunduğu bir durum değildir. Çünkü normal insan kendi algılarına sahiptir. Bu algı ve duyumlar sadece bir akış içinde olan yığınlar değildir. Kişinin benlik ve bireyselliği içinde bir araya getirdiği ve sahiplendiği şeylerdir. Hume'un tarifi ancak bir süper Tourette'linin içinde bulunduğu dengesiz durumu anlatmaya uygun düşebilir. Bu tarif hayatı belli bir yere kadar rastgele ve kontrolsüz algı ve hareketler dizisinden bir anlam ve referans noktası olmayan rüya benzeri karışık bir görüntüden ibaret bir kişi için uygun olabilir. Böyle bir kişi insan olmanın ötesinde humvari biridir. İtkilerin benlik üzerindeki etkileri arttığında kişinin bekleyen felsefesi neredeyse teolojik bir kaderdir. Bunun Freudian kader ile benzerlikleri vardır. Freudian kaderde de itkilerin ele geçirici etkisi mevcuttur. Ama Freudian kader anlayışının her ne kadar trajik de olsa bir anlamı vardır. Humcu kader ise anlamsız ve saçmadır.
Süper, Toretteli, başka hiç kimsenin yapmak zorunda olmadığı kadar yoğun bir biçimde, bir bütün olarak yaşamını sürdürebilmek ve sadece bir birey olabilmek için sürekli itkilerle savaşmak zorundadır. Böyle bir kişi, daha çocukluğundan itibaren gerçek bir kişi olmasını ve bireyselleşmesini engelleyen olağanüstü sınırlamalarla karşılaşmış olabilir. Ama olayın mucizevi yanı, pek çok durumda bu kişilerin hayatta kalma gücü, isteğiyle bu sınırlandırmaları aşabilmeleridir. Varlığımızın en güçlü yanı, kendimize yabancılaşmadan özgün bireyler olarak yaşamamızı devam ettirmemizdir. Bu güç, herhangi bir itkiden ve hastalıktan daha da kuvvetlidir. Genellikle zafer sağlığındır.